Offroad turumuzda şu anda Pokut Yaylası'na çıkıyoruz. Yollar berbat mı zaten? Kendi aracınızda kesinlikle gelmeyin birader. Yayla yolunda bir virajda durduk. Böyle bir manzaramız var şu anda. Yüksek. Abi ne, buranın yüksekliği ne? Burası 1800. 1800 bir şey de değiliz yani daha, değil mi? Abi o kadar yüksek değil dedi buraya. Kümbetten daha yüksek. Kümbetten yüksek. Kümbetten yüksek değil şu anda. Kümbetten yüksek. Sal Yaylası'na çıktık. Gelirken de 10 numara drone görüntüleri aldık. Burada drone uçurmak yasakmış normalde. Köylüler laf ediyormuş ama ben hali hazırda drone uçarak geldiğim için buranın da birkaç güzel görüntüsünü aldım. Bir de görmüş olduğunuz üzere yolda kalan bir sürü insan vardı. O nedenle kendi aracınızla kesinlikle gelmeyin. Bizim yaptığımız gibi 4 çeker araçlar kiralayabiliyorsunuz günlük. Yani sadece bizi getirdi. Onun dışında tur arabaları da geliyor ama yani biz tercih etmedik. Çünkü kimle geldiğimizi bu şekilde video çekebilir miydik bilmiyorduk. O nedenle daha rahat gelebilmek için 4 çeker bir araç kiraladık. Şimdi Sal Yaylası'na geldik ama yol yaklaşık 1,5 saat falan sürdü herhalde. Ki öyle çok uzun da bir yol değil. 12 kilometrelik bir yol sanırsam. Şu an yukarıdayız. Hiç yani ortam 10 numara gözüküyor. Şu an hava sıcak. Sal Yaylası'na doğru yürüyoruz. Şu karşısında Pokut. Yani buraları görüp aşağı doğru devam edeceğiz ama getiren araç hakikaten 4 çekti yani. Normal arabası vardı yolda. Durdular. Çünkü gitmiyorlar. Oy. Aynen yolda Fiat'la falan çıkmaya çalışan arkadaşlar olmuş. Onların hepsi yolda kaldı. Biz böyle el sallayarak geçtik. O nedenle jipiniz vesaire yoksa kesinlikle buraya arabanızla çıkmayın. Evet. Şimdi yanımızdan bir çift daha geçti. Kız erkeğe diyor ki drone'u uçur, drone'u uçur diyor. Erkek de diyor ki hayır cezası var, uçuramam diyor. Şimdi buradaki köylüler genelde drone'dan şikayetçi oluyorlarmış. Bunun da nedeni birincisi burada insanlar yaşıyor. Drone'u gelip evlerin içine sokmaya çalışanlar oluyor. İkincisi de şu görmüş olduğunuz hayvanlar burada yaşayan köylüler hayat. Tabii ki bu drone'u gelip hayvanların üzerinden uçurttuğun zaman bu hayvanların dengesi bozuluyor tabii ki. O yüzden eğer ki ben gizli saklı bir şey yaptım ama siz de böyle bir şey yaparsanız sadece uzak bir tarafından yaylayı çekin. Kimseyi rahatsız etmeden indirin. Yani biraz bunu tabii ki sadece burası için değil uçuş yaptığınız insan olan her yer için uygulamanız gerekiyor. Kimseyi rahatsız etmeden genel bir görüntü alıp drone'unuzu indirmeniz en güzel her zaman için.
Aga çok iyi. Yaylı içinde takılır istediğiniz gibi. Gezin aşağı yukarı şu üstte çıkarsanız. Ya bu kadar çıktık daha ne çıkıyor? İstiyorsan. Ya oraya çıkarsak sana söylerim hayır. Araçla. Hayır hayır. YouTuber mi arkadaş? Evet aynen evet abi. Ekrem alır ya. Emine iki şekerli kahve. Ben de öyle. Pilun çay evine geldik Sal Yaylası'nda. İki tane çay içeceğiz. Bir de lavabo ihtiyacımız vardı. Çay 5 lira. Bence kesinlikle hak ediyor. Abimiz zaten buradaki çok tatlı bir abimiz. Şakacı bir abimiz. Şu an ortam gayet güzel yani. Ne diyorsun Kira? Burası güzel ama daha tuylet lazım. Daha fazla tuvalet lazım. Bir sürü kadınlar var orada ya. Turla gelmişler. Ama herkes aynı anda tuvalet kullanıyor ya. Yani. Saçma. Abi. Yok. Bu mesela burası ne zaman ünlü oldu böyle? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Çekebilirsin çek bu arada. Çekiyorum, çekiyorum. Ha tamam pardon o zaman. Eskiden bizim buralar bu kadar meşhur değildi. Yaylacılık yapardık. Mesela 48 tane ev var burada. 48'i de dolar. Her evde 10 tane 15 tane inek var. Hmm. 85'li yıllara kadar böyle devam etti. Büyük yaylalarımız bir yukarıda Kaçkarlar'ın arka tarafındadır ama. Daha var yani tabii, değil mi? Burası mezradır. Öyle mi? Yaylaya giderken konaklanan yer demektir bu. Mesela yaylaya giderken tabii o zaman yayan gidiyoruz her şeye. Geliyoruz buraya bir hafta 10 gün kadar kalıyoruz. Esas asıl yaylamıza gidiyoruz. Erzurum'a bağlıdır o yaylalar. Hodertür diye geçer. Davalı yaylası. Neyse 85'li yıllara kadar bu devam etti. Köylerde ürün satıp da para elde edeceğimiz herhangi bir şey olmadığı için insanlar köyümüzdeki herkes gurbetlik olmak zorunda. Çünkü para lazım bir şeyler daha yapabilmemiz için. 85'li yıllara kadar böyle devam etti. İkinci nesil dediğimiz hani sonraki gelen kişi daha yaylaya gitmemeye başlayınca yayla bitti. Bitti doğru. Evet geriye doğru geldik. Birkaç evde kaldı inek minek. Yaşlılar bakmaya başlamış. Onlar da ölünce yaylacılık bitti. Bu sefer insanlar yani. Tabii tamamen boşaldı. Hmm. Yani artık gelmemeye başladı. Burası değil mi? Burası hakkında da burası, konuşuyor. Ya, evet burası mezramız bizim. Hmm. Siz geldiniz yayla dediniz burası biz de yutturmuşuz size. Yayla, ha, evet, yayla değil itiyoruz. Burası. Şehirden mecbursun gel. Yani çünkü nerede yayla biliyorsun burasını. Daha sonra yol çıkmaya başlayınca buraya esas bu geldiğiniz şu andaki yol çıkınca insanlar rahat etmeye başladı. Bu sefer geldi biraz sayfiye çevirdik yani evlerimizi. Biraz daha geliştirdik, güzelleştirdik. Hani yaşanılabilir hale getirdik. 2000'li yılların ortasına doğru bir turizm furyası başladı. Sevdalık dizisiyle birlikte oldu. Öyle mi? Hemşin, evet. Şenyuva köyünde Sevdalık dizisi çekildi. Bu çok popüler oldu. Şöyle anlatayım. Mesela köyümüz... Köprü falan da o yüzden şu an meşhur. İşte o zaman. O zamana kadar köyümüze yazın mesela turist olarak diyelim ki 2000 kişi geliyordu. Genel olarak hani kendi köyümüzdekiler dahil diyeyim. Sevdalık dizisi çekildikten sonra bir anda 40 bin kişi birden geldi. Yani bunu rakam olarak tabii. Popüler olay gelince böyle oldu. 40 bin kişi 50 bin kişi gelmeye başladı. Birden şaşırdık lan ne oluyor dedik. Lan şudur budur derken buralar popülerizm şöyle oldu. Bu sefer insanlar doğayı keşfetti. Dağlarda da böyle bir şey olabildiğince. Her yer beton olunca aşağıya aynen, tabii. Aynen evet. Böyle her taraf beton bu sefer ya daha refah daha hava alabileceğimiz bir yer var mı deyip böyle yaylaya çıkmaya başladı. Yayla dediğimiz şey yani buralara gelmeye başladı. Bizde böyle bir tane ineğimiz vardı. Sistemimiz şu yani buraya gelen insanlara doğal bir şeyler yedirebilmek. Orada gördüğümüz her şey değil mi? Her şey evet. Orada gördüğünüz o menümüzde gördüğünüz her şeyi kendimiz üretiyoruz burada. Hmm. İneklerimiz olduğu için işte ayranıdır, yoğurtudur, sütlaçıdır her şeyi kendi ineklerimizin sütünden yapıyoruz. Onun için tamamen doğaldır. İçerisinde mesela kaymağını, yağını herhangi bir şeyini alıp da hani size kötü bir şey satmıyoruz. Bir mamul satmıyoruz. Neyse o buradaki evet, değil mi? Siz ne yiyorsunuz? Ya da mesela çoğu yerlerde şimdi öyle oluyor. Gider bir yerde oturursun mesela yemek yiyeceksin. Yani ayran istersin sana kapalı bir ayran gelir. Ya şehirde de içiyor bu arkadaşım. Doğru süt açsa her yerde var. Marmaris'te de içiyor bunu. Evet. Ya da
Mesela yine demin aynı mevzusu oldu. O gelen arkadaşlar ne oldu? Su. Satmıyoruz biz suyu. Öyle mi? Çünkü tabii etik bulmuyoruz. Yaylada geldiğin zaman yayladan bir buhardan bir su içeyim demen gerekiyor. Biz bardakla bir su veriyoruz. Tabii. Nereden içeceğiz onu? Ya biz benden istiyoruz. Hemen de çeşmeden alıp sana vereceğim. O zaman su lütfen. Şişen varsa yok kalmadı. Öyle mi? Belediye sularımızı kestik dermişim. Abi çok canım, teşekkür ederim. Çok güzel ederim. Anlattın valla. Sala gelirseniz tabii ki Ali abinin yerine gelip burada çayınızı için isterseniz lan. Lan. Eğer bizi de etiketlersen. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum güzel kızım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzel. Nasıl Türkçe? Türkçe nasıl? annemle kaldı karantinada mecbur. Karantina aldı diyor. Hele da hop. Böyle. Ve biz de bu tarz yerlere geldiğimiz zaman ve insanlar bizimle böyle ilgilenip güler yüzlü oldukları zaman elimizden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Buralara çıksak mı çıkmasak mı diye kararsızdık aslında da ya. Ne oldu? Gelin. Yok sana da videoya diyorum. Gelin yani buralara gelin. Şimdi şu yukarıdan güzel fotoğraflar çekiliyormuş. Oraya doğru bir yürüyeceğiz. Ondan sonra buradan Pokut Yaylası'na geçeceğiz. Bu evlerde yaşayanlar var mı bilmiyoruz şu an ama evlerin birçoğu yok. Bayağı eski ve ki daha iyi zaten. Ama görüntü mükemmel. Arka tarafımız da sis bu arada. Oha, sise bak Kira. Oha. Allah Allah. Bir şey görmüyoruz ama. Bak şimdi bir ön tarafa, bir ön tarafa bakın, bir arka tarafa bakın. Kümbet gibi. He, kümbet. Giresun bloğumuzdaki kümbete benziyor ama. Kümbet mi burası mı? Daha iyi mi? He. Bence burası ama. Sağlı Yaylası'nda şu anda işimiz bitti. Buradan Pokut Yaylası'na geçeceğiz. Zaten karşıda görmüş olduğunuz yer Pokut Yaylası. Bir an evvel çünkü her yeri sis bastırıyor. Şu anda sis çok fazla bastırmadan buradan çıkıp Pokut Yaylası'na geçmek istiyoruz. Hatta şu an sis o gelmiş olduğumuz yolu kapadı. Kümbetten alışık olduğumuz üzere sislerin arasından bir yol yapacağız gibime geliyor şu anda. Hazır mısın? Hazırım. Gidelim o zaman. Pokut mu güzel, buram güzel sana göre? Ben Salı daha çok Salı daha bizim de çok. Ne bileyim hoşumuza gitti burası. Pokut Yaylası'na geldik şu anda. Şurada bir tane restoran var galiba. Herkes de oraya gidiyor ama biz yaylayı görmeye geldiğimiz için aşağı yürümeyi tercih ettik. Ama baktığınız zaman bayağı bir yüksek bir yokuş. Karadeniz'de nereye giderseniz gidin. İyi ayakkabılar giyin. Yani sağlam, altı kaymayan ayakkabılar giyin. Daha sağlam yürürsünüz. Şöyle bir manzara var. Pokut Sal'dan daha kalabalık şu anda. Muhtemelen restorandan dolayı. Ama bence Sal Yaylası buradan çok daha güzeldi görünüm olarak. Belki şu anda sis var burada. O yüzden de olabilir ama yani şu taraf sıkıntı. Şu taraf güzel. Şimdi buradan aşağı doğru biraz devam edeceğiz. O evlerin içine bir girelim. Burada görmüş olduğunuz üzere drone uçurmak yasak yazıyor ama tabii ki ben gene bir şekilde onun bir yolunu bulacağım. Merhabalar.
Yani aşağı inince tamam, yukarıdan görüntü güzel ama aşağı inince bence daha güzel, çünkü kalabalık, çok fazla kişi inmiyor oralardan. Değil mi Kira? Burası daha güzel bence. Evet. Ama şu an buraya inince Sal Yaylası'nın aşağısındayız herhalde. Çünkü Sal Yaylası yukarıda duruyor. Yani orası mı yüksek, burası mı yüksek? Şu an her yer sis bu arada. Hatta sis daha da geliyor bu tarafa doğru. Ama fark etmez zaten. Değil mi? Burası sis değildi. Burayı gördük en azından. Çünkü genelde buraya işte bir kere geliyorlar, sis oluyor. İşte bir daha gelmeye çalışıyorlar, sis olmadan görelim diye, ama bizim öyle bir şeyimiz yok. Bak bak, sis nasıl hızlı hareket ediyor. Yoldan geçen bayanlar, turist misiniz dedi. Yok dedik. They are tourists diyor. Kira da direkt yok. Ne kadar sütü var ya. Şimdi bu aşağıda gördüğünüz, burada sanırım 3-5 tane konaklama yeri de var. Yani buraya gelince konaklayabiliyorsunuz da. Fakat biz tercih etmedik. Çünkü ben daha çok böyle dere vesaire adamı olduğum için derenin yanında kalmak benim için daha iyi. Buraya günübirlik böyle ziyarete gelince daha hoş bence. Şuradan geldik ama şu an orası gözükmüyor hala. Bak. Yarı yoldayız. Biraz dinlenelim dedik ama şu an bakarsanız yaylanın hiçbir tarafı gözükmüyor sisten. Ah yazılmaz. Bunda yer olursa bizim... Çok teşekkürler. Sağ olasın. Aracımızı da gönderdik. Honda ya, boşver. Boşver, Honda'ya binelim ya. Şöyle bir şey var. Şimdi bu turu yapıyorsanız mesela Rize'ye 4 kişi, 5 kişi, hatta 8 kişiye kadar gelirseniz bu aracı gene kiralayıp 500 lira veriyorsunuz. Yani normal turlardan çok çok daha uyguna gelmiş oluyor bu sayede. Anahtarım yok. Ha? Oh, o kadar konuştuk, arabanın anahtarını kaybettiğimizi sandık. Neyse, ne diyordum? 8 kişiye kadar gelirseniz bu aracı 500 liraya kiralayabiliyorsunuz. Yani normal günlük turlardan çok daha ucuza geliyor. Şimdi bizi buraya bıraktı. Otele döneceğiz. Bir 15-20 dakika dinleneceğiz. Ondan sonra çıkıp muhtemelen Hüsar Yaylası'nda Bulut Denizi'ni izlemeye gideceğiz. Orası da çok güzel oluyor diyorlar. Zaten gezeceğimiz son yayla da orası olacak muhtemelen. O kadar. Bitti. Hüsar Yaylası'na geldik. Yolları tabii ki felaket, beklediğimizden çok daha kötüydü yolları. Hatta Kira yolun yarısını gözü kapalı geldi.